Güzel Canan, normalde bu muhabbetlerin içerisinde ben insanlardan örnek vererek, ya geçen gün yolda şuna rastladım, bak şöyle bir hikaye anlattı falan diye anlatmayı seviyorum. Ama bak son birkaç videodur insanlarla artık o kadar az karşılaşıyoruz ki yeni Ya tanışmadan. ya. O kadar az seviyeye indi ki ne tuhaf bir şey oldu. Ya ben de kendi alışkanlığımın dışında davranırken buldum. Hani birden ya kendimi yadırgadım. O zaman şöyle başlayayım. Geçen gün benim balkondaki çiçeklerle sohbet ediyoruz. Bak. Benim 3 tane Yasemin'im var. Onlar bana dediler ki falan diye. Emekli muhasebe müdürü amcanın akşam evdeki yalnızlığı başlıklı şiirimiz. Aynen öyle şeyle bambaşka bir kafaya geçiyoruz. Yahu işte senin de hayatın böyledir, benimki de böyle biliyorum şeyde. Yani günde biz 20, 30, 40 defa telefon görüşmeleri yapıyoruz, görüntülü konuşmalar yapıyoruz. Hani bir sürü insan eş, dost da bazen böyle yarı profesyonel diyaloglarda, bazen profesyonel diyaloglarda oluyor. Hemen herkesin ilişkilerle alakalı acayip bir problemi var. Çünkü ilişki modellerimizin tüm rol modellerimizin yapısı değişti. Yani patron çalışan yapısı değişti. İlk defa çalışanlar patronlarını evde pijamayla, gözleri çapaklı falan, yani hani evdeki çocuk odasının kapısının önünde video çekerken falan, ya yani öyle görüyorlar hazırlıksız falan. Yani hani görüntü makyajsız falan, şurada sivilce patlamış sıkıntıdan Yönetim falan yani. kurulu toplantısında elinde telefonla buzdolabına soda almaya giderken bütün evi görebildiğin falan Ya şeyler. aynen öyle bir hikaye oluyor. Ya da işte evde karı kocalar, çocuklar birbirleriyle ilişkilerinde o işte okul büyük bir rahatlıkmış. Evde kardeşler bile yani hani bir arada vakit geçiriyorken modelleri değişiyor, karakterleri değişiyor, yapıları değişiyor. Bizim de aslında ilişkilerdeki tipimiz, tavrımız da değişiyor. Yani karakteristik tipimiz de değişiyor, tavrımız da değişiyor. Herkesin büyük bir sorunu yani bunu tekrar düzenlemek, bir koordinasyon yapmak. Bir önceki videoda muhabbetini yaptık, yani işte kadınların yönetimdeki dilini, karakterini daha yukarı çıkması zaten aslında uygulamada alevileşiyor da bu. Yani birdenbire erkek şeyi fark ediyor. Yani evin içerisinde iş bölümünün ne kadar da sert olduğunu da fark ediyor. Hayatı yeniden tanımlamalar başlıyor yani hani kararlar işleyişlerde. Birazcık bunun üzerine sohbet edelim çünkü milletin derdi var. Bazıları bundan işte yeni balayılar falan yepyeni ilişki modelleri çıkartıyor ama bu böyle azınlık bir kesilmiş gibi görünüyor. Geri kalanı bunlar abi sürtünmeden yandım artık yani hani ilişkiler hayatım değişti falan şeklinde yeni bir şeyi var. Senin ifanın fabrika ayarlarımıza dönmeyle ilgili bakış açısının ilişkiler diye kocaman bir ana dalı var zaten. Yani hani o ilişkileri yürütme, yönlendirmeyle alakalı. Birazcık o bakış açısını da işin içerisine ekleyerek biraz orijinale dönelim gerçekten. Yani hani ne yaşıyoruz, nasıl yaşıyoruz, nasıl dönüşüyoruz? Bunu biraz hatırlatalım istedim. Seni seviyorum buradaki bakış açını. Çok da yerli yerine oturacağını zannediyorum. İşin içerisinde bazı yerlerde birazcık sorular soracağım. Bir iki sorum da var. Onunla beraber devam edelim. Ne diyorsun? İlişkilerimizi yeniden düzenliyoruz. Nedir durum? Zaten sürekli bunu yapmak zorunda olduğumuz bir dünyadaydık. Şimdi çok daha marjinal vaziyette tren çarptı. Bu çarpan trenin şöyle bir gösterdiği bir şey var bence. Yani ortada gezinen şikayetlere, işte anlatılan şeylere bakacak olursan, biz ezberlediğimiz bir sistem ve gelecek tahayyülü üzerine bir hayat kurmaya şartlanmışız. Bazı ezberlerimiz var. Nedir? Okul bitecek, iş bulunacak, evlenilecek, işte erkeksen askere gidilecek, çocuk yapılacak, yaşanacak, işte efendim emekli olunacak, beraber ya da işte belli aralıklarla ölünecek falan filan. Şimdi Kimseye kafamızda ayıp etmeden edepli bir şekilde ölünecek. aynen. Bütün mesele bu. İşte üç gün yatak, dördüncü gün toprak falan. Hep böyle kafamızda bir şey var. Bir kalıp. Şimdi bu kalıbın içerisinde değişmez parametreler var. Nedir o? Mesela işler çok ters gitmezse işte mesleğimizi ömür boyu yapmak. Ya da işte o işle böyle geliri falan düzenli. Yani düzenli bir hayat kurmak yatıyor işin hep aslında. Ama işte benim o sıfırıncı prensip dediğim fabrika ayarlarında kaos hep gelip bizi buluyor bir yerde. Yani ne güzel böyle tıngır mıngır takılıyorsun. Senelerce mesela evli kalıyorsun. Sonra birileri fikrini değiştiriyor. Ya erkek ya kadın. Bir şey oluyor. Bir meşrebi değişiyor. Şartlar değişiyor. Efendim işte çocuklarını 3-4 tane çocuk yapıyorsun mesela. Hepsi aynı ana babanın çocuğu. Lan bir tanesinde arıza var. Yani diğer hepsi tamam. Öbürü mesela ikinci, üçüncü, dördüncü neyse işte kaçıncıysa o.
diğerlerinden bir değişik oluyor lan, diyorsun ki ben aynı şeyi yedirdik, aynı şeyi içirdik, bu niye böyle oldu? Yani hayatta karşımıza sürekli olarak çıkan kaosu görmeyelim diye elimizden geleni yaptığımız bir zihinsel ezberimiz var. Şimdi bütün hayat bunun üzerine kurulu gibi. Böyle değişimler olunca, dışsal olarak yani bizi bu kadar zorlayan, rutinimizi bu kadar bozan bir şey olunca aniden şaşalamamızın temel nedeni de bu. Ne yapacağımızı bir anda bilemiyoruz. Çünkü bütün ezberlere aykırı bir durum var. Yani düşünsene ya, 3 ay önce bize deselerdi ki ya Can Canan'ı artık bundan sonra uzaktan çekeceksiniz falan. Ya hadi canım, ne alakası var? Ben Mustafa'yla bir araya oturmadan hayatta yapmam o işi falan. Değil mi? Düne kadar toplantılara öyle diyorduk ya. Toplantıda yüz yüze olacağız kardeşim. Aynı havayı solacağız. Yok sıkıyorsa yapın. Aynı havayı solunca bulaşıyor bir şeyler. Dolayısıyla uzakta olmamızı gerektiren yeni bir duruma çok hızlı uyum sağlamamız gerekiyor. Aslına bakarsan bak, sorun yaşamıyoruz, uyum sağlayabiliyoruz ama o ezberlerin yıkılmış olmasının özellikle ilişkilerde bizi getirdiği yalnızlık ve düşmanlık korkusu. Bu çok sert. Yani her insanın baş edebileceği bir şey değil. Önce sert bir argüman söyleyeyim abi sana. Ha, bunca senede işte sadece biyolojide falan değil, yaşamında da yani etrafımda ve kendimde gözlemleyip öğrendiğim bir şey var. Birçok birlikteliğimizi yalnız kalmaktan ve yalnız ölmekten korktuğumuz için kuruyoruz. Şimdi güdüsel olarak ilişkiler bölümünde anlattığım bir şey var benim ikinci ciltte. Biz zayıf ve çıplak canlılar olarak tek başına hayatta kalamayız. Tek başına hayatta kalamayınca diğer insanlarla işbirliği yapmamız lazım. Bu işbirliklerini yapanlar daha başarılı, daha hayatta kalabilme ve üreme şansı yüksek bireyler olacakları için zamanla bireyler arası bağlanma özellikleri fizyolojik ve zihinsel olarak yüksek olan bireylerin sayısı toplumda artıyor. Yani şunu demeye getiriyorum, bir doğal seçilim, bir sosyal seçilimle birbirine bağlanmaya meyyal, diğeri olmadan hayatta kalmayı bırak denemeyi düşünemeyen insanların ağırlıkta olduğu bir toplum ortaya çıkıyor zamanla. Çünkü biz sadece bağlanarak hayatta kalabileceğini keşfetmiş ataların torunlarıyız. O özellikleri devralıyoruz. Bunun bizde dürtüsel bir sonucu var. Yalnızlık bizi çok rahatsız ediyor. Yalnız kalma fikri, yalnız işte mesela karanlık, bir kapalı mağarada, bir yerde insanlardan uzak kalma, işte kabusların çoğu mesela kendini bir anda bir yerde yalnız bulmakla falan filan ilgili. Bütün bu düşünceler bizi çok rahatsız ediyor. Bu atavi dürtüler üzerinde çok düşünmezsek, yani annem babam işte bana bir uygun kısmet bulsun evleneyim, efendim işte birisi bana bir işte bir iş bulsun, ben orada bir sosyal ortam yapayım, bir şey yapayım gibi akışı, yani olayın akıntısı içerisinde bu korkumuzu giderebilecek her şeye hemen yapışmamız gerektiriyor. Ama sonra zaman geçiyor, bakıyoruz tamam yalnız değiliz iyi, ama de, abi, oturmayan parçalar olabiliyor mesela. O hasbelkader buluştuğunuz insanlarla bir araya geldiğiniz, eşiniz olabilir, iş arkadaşlarınız olabilir, yaşadığınız yerde okul arkadaşlarınız, mahalle arkadaşlarınız olabilir. Hepsiyle belli uyumsuzluklar gösteriyorsunuz. Zaman içerisinde ayrışmalar başlıyor. Okul arkadaş grubuyla seneler sonra, bir 15 sene sonra bir yemek düzenlendi. O yemeğe gittik, buluştuk, böyle işte eğlendik, yedik, içtik falan. Döndükten sonra Twitter'a şey yazmıştım, kader ayırmışsa zorlamayacaksın diye. Yani gerçekten bazı insanlarla mesela ayrışmanın ve bir daha görüşmemenin bir sebebi varmış. Tekrar görüştüğünde anlıyorsun. Yani boyutlar, hayatlar bambaşka. Bu da biraz sert olmuş ama ya bu. İyi ama ya onlara yazmadım canım. Öyle birkaç gün sonra hani böyle ilham gelmiş gibi yazdım onu. Çünkü o gün üzerine düşündüm. Niye böyle? O günlerde hani yedi içtiği ayrı gitmeyen böyle kankalar, mankalar biliyorsun işte ortaokul, lise çocukları. Ya sonra buluştuğunda olmuyor. Yani hayat öyle bir seni farklılaştırmış ki. Ve iyi ya da kötü anlamda söylüyorum. Uygun değil artık. Uyumlu değilsin birbirine. Şimdi birçok yakın ilişki de böyle. Daha da kötüsü şunu görebiliyorsun. Şimdi insanlar bunu mesela tecrübe ediyorlar. Aynı evin içinde, tırnak içinde aynı evin içinde yaşadığımızı zannettiğimiz insanlar. Bir bakalım ne kadar aynı evin içinde oluyoruz. Yani sabah kahvaltı pırr, biri işe, biri okula, biri bilmem ne, herkes dağılıyor. Akşam dönüyorsun, televizyon başında bilmem ne vakit geçiriyorsun. O da yani odak birbiriniz değilsiniz, hep başka bir şey. Şimdi cep telefonları. Sonra yatılıyor, uyunuyor, ertesi sabah aynı döngü. Ve şimdi insanlar şunu fark etti bir kısmı maalesef. Aynı evde kalmak zorunda kalınca şu görüldü ki biz beraber yaşamıyor, birbirimize tahammül ediyormuşuz. Ve şu anda bu tahammül sınırları zorlanıyor. Çünkü dışarı kaçılıyordu hep. Dışarıda bir şey, eğlence aranıyordu, dışarıda meşgale aranıyordu. Ev bir sığınak,
böyle işte uyumadan önce yenip içilecek, işte çorapları çıkarıp rahat yayılabileceğin bir yerdi orası. İyi ama şimdi yaşam alanı. Araya gireyim. Yani aslında işte o dışarıdaki iyi alternatiflere rağmen evin bir sığınak oluyor olması işte o şeyle ilgiliydi ya, ölüm korkumuz, yalnız ölme kaygımız, o yalnızlıkla alakalı büyük fobik durumumuz. E şimdi koronayla beraber aslında bir yandan da bu gerçekleşti, işte korkularımız başımıza geldi. Aynen yani öyle. Dünyanın tümünü etkileyen acayip fecaat bir durum var falan. Yani bu dönemin yoksunluk ve aynı zamanda korkutucu etkisi aslında bireyler olarak birbirimize toleransımızı yükselttiğimiz, hani birlikte hareket etmeyi kolaylaştırdığımız bir zemin sağlamamalı mı ya? Öldürücülük oranı %2 olan bir virüs bunu yapamıyor demek ki. Şu anda bizim korktuğumuz şey ölüm ya da hastalık değil. Ölüm olsaydı herkes şimdi birbirine böyle zamp gibi yapışmıştı. Mesela bir savaş, Allah korusun, bir bombardıman tehdidi altında olduğunu düşün her gün. O evler nasıl olurdu? O ilişkiler nasıl olurdu? Şimdi alıştığın düzenin tekrar gelmesini zayıf bir umutla, her gün zayıflayan bir umutla beklediğin ve o süreç içerisinde sürekli istemediğin, belki de çok alışık olmadığın bir yerde kalmaya tahammül etmek zorunda olduğun bir süreç yaşıyor insanlar. Yani şu anda önümüzdeki şey korku değil. Böyle şey bir orta üst düzey bir kaygı. Bir kaygı var ve o kaygı içerisinde nasıl iletişeceğinizi bilmediğiniz insanlarla bütün gün yüz yüzeyseniz bu sizde gerginliği arttırıcı bir etki yapar doğal olarak. Şimdi burada demin dedin ya, az miktarda insan bundan ikinci balayı, fırsatları çıkarıyor falan diye. Çok akıllıca. Yani şu anda yapılabilecek olan şey işte rutin işleriniz, derdiniz, ne yapıyorsanız onları yaptıktan sonra, ki artık birçok işin, özellikle ofis tarzı işlerin eskisine göre çok daha kısa sürede çok daha verimli yapılabildiği günlere geldik Allah'a şükür. Evde de oluyormuş bir sürü bir şey, insanlar yapabiliyormuş. En azından onlar için söylüyorum, tabii toplumun tamamı değil bu. Fakat sesi çok çıkan bir kesim. Ya bu kesim iş hayatından arttırdığı ve kendine ayırabileceği vakitte ilişkilerine bir başka gözle bakmayı eğer şöyle bir niyetlenip denerse o zaman çok farklı şeyler görebiliyor olacak. Ben yalnız yaşıyorum mesela, çocuklarım büyüdüler benim. Şimdi onlarla bir evde olmak şu anda çok isteyebileceğim bir şeydi mesela. Yani işte mesela Ramazan ayındayız, işte bir iftarda beraber olmalar falan, kültürel motifler. Bu mesela güzel, insanı destekleyici bir şey ve şu anda bunu deneyimleyebilecek bir sürü aile var, bir sürü ortam var. Fakat şu anda içinde bulunduğumuz durumu nasıl algıladığımız, o insanlara olan davranışımızı ve o insanlarla kurduğumuz yapının ortak davranışını şekillendiriyor. Biz lanet olsun bu süreç bir an önce bitsin, gideyim para kazanmama bakayım, gideyim eski işte okuluma, işime, bilmem ne, döneyim diye geçiştiriyorsak bu süreci, tahammül sınırlarımızı zorlayan bir cenderin içerisine sıkışabiliriz. Ama bir durup, ya abi bir dakika, yani bir şey oluyor, nereye gideceğini de bilmiyorum. Şimdi ne yapabilirim? Şimdi bu insanlarla nasıl vakit geçirebilirim? Ailelere ortak proje yapmalarını tavsiye ediyorum ben hep. Yani evde ortak proje. Ya bu proje deyince de TÜBİTAK bin bilmem kaç projesine başvuruyu kastetmiyorum. Ya bir resim yapın, bir duvar boyayın, bir komşuları işte bugün en fazla hangi tanıdığı aradın yarışması yapın. Efendim işte güzel haberler çıkartmaca oynayın, bir şey yapın yani. Günde 5 tane güzel haber çıkaran akşam bir fazla köfte alsın yemekte, atıyorum yani. Bunun gibi bir şeyler yapabiliriz ve bu hayata başka bir neşve katabilir. Şimdi onun fırsatı. Bunun içerisinde bir değişken daha eklemek istiyorum bu sohbetin içerisinde. O da şu genel kapitalizmin etkisi, bireyselleşme. Hani globalizm, kapitalizm ve bireyselleşme bir üç ayaklı sistem formülü ya bu aynı zamanda. Evet. Hani bizi gerçekten hani klasik nitelikte şehirde büyümüş bir batılıyla karşılaştığımızda çok şaşırtan şeylerden bir tanesi. Yani çocukların 18 yaşında sokağa çıtalıyorlar. Birey olmasını bilmem ne yapıyorlar bunu 10 senedir, 20 senedir konuşuyoruz. Hatta evden kovuyorlar yani. Yani yalnız öleceğini fark etmiş. Yani tüm ölüm yalnız ölümdür. Yani ne yaparsan yap, yanında kim olursa olsun. Sadece ölüme giden yolda yanında birileri olur ya da olmaz. Bir şeyde yalnız öleceğini fark etmiş bireyler. Bunun sınırı, hani biz de tam bir aile ülkesiyiz. Ya bizdeki her şey yani bir ara eski bir verildir ama yani cep telefonuyla yapılan konuşmaların çok önemli bir kısmı hala dayı, amca, anne, baba, abla, kardeş falan türevinde konuşmalar. Yani eskiden daha oturma odasında hafif o insan sıcaklığı ve ayak kokusuyla birleşmiş kalabalıklar cep telefonuyla dijital ortamda bir araya geliyordu. Son 5 yıldır 10 yıl. Biz bir aile ülkesiyiz gerçekten. Yani aile bağlarımız hala çok gelişmiş. Hepimiz de öyle. Seninkinde de öyle. Benimkinde de öyle şeydi.
Bunun bir ama bize çok uzunca bir süredir de bireyselleşme hep çok iyi bir şeymiş gibi pompalandı bir şeyde. Ben de bu cümleyle sanki negatif bir şeymiş gibi yorumluyorum ama emin de değilim. Yani bu üzerine sohbet edilmesi gereken bir şey. Burada bir dengeye ihtiyaç varmış gibi görünüyor. Ben senin yöntemi kullanarak evrimsel mekanikte işin içerisinde baktığımızda o Dunbar sayısı diye de tarif edilen hikaye, o 150 kişilik bir ana grup ve içeriye doğru küçülen, yani 7-8 kişilik bir çekirdek iletişim dışında bir şeyler falan diye o şeyi iyi bir yöntem olduğunu, yani biyolojik olarak da bizim bu yatkın olduğumuz bir yöntem olduğunu, böyle olunca da belli tolerasyonun, belli ilişkilerde belli tolerasyonları geliştirme, bir batılı gibi bireyselleşme değil, orada hiç tolerasyon yok. Yani o yalnızlaşmaya gidiyor zaten, yalnızlaşma oluyor. Evet. Kendi hayatını yaşıyor, başka insanla beraber o hayatı çeşitli fiziki durumlarla ortaklayabiliyor ama kendi hayatını yaşadığı bir hikaye oluyor. Ama şey tarafına gelince, aile tarafına gelince kendi hayatını yaşayamıyorsun. Belli tolerasyonlar vermek zorundasın. Yani hani o koşullarda, o koşullarda hareket etmek zorundasın. Bunun dengesini de belki bu dönemde birazcık sohbet etmek lazım. Yani evin içine kapandığımızda o tolerasyonları verip evde birileriyle ilişkileri tekrar elden geçirmek gerekiyormuş gibi. Yani o kadar da birey değiliz. Bir kadın, bir erkek var, bir ne bileyim belki ebeveynler var, daha yüksek ebeveynler. Şimdi aynı şekilde evler öyle de birleşti. Yani insanlar koruyucu olabilmek için ebeveynlerle bir araya vakit geçiriyorlar. Çocuklar var. Hani bunu tekrar fark etmede, oradaki roller, modeller hikayesini tekrar fark etmede bunun da bir etkisi var değil mi? Öyle pas edeyim sana. Çok şimdi büyük etkisi var. Şimdi biz ifratla tefrit arasında savrulma uzmanıyız. Yani ya böyle anamızın, atamızın dizi dibinde böyle evimizde ponçir ponçir böyle ana rahmine dönme sendromuyla kıvrılıp kalacağız. Ya da işte Batı toplumunun en üst düzeyde verdiği mesaj gibi özgür kız, özgür çocuk olarak atacağız kendimizi dışarılara, hayatı kendimiz göreceğiz. Şimdi bu ikisi ifrat tefrit yani. Daha önceki bölümde konuşurken Alev Alattı'nın işte anacıl ilke dediği bir şey gelmişti ağzıma. Şimdi onun yeri. Anacıl ilkede şunu Alev Alattı eleştiriyor aslında. Anacıl ilke mesela 40 yaşında, 50 yaşındaki oğlunun sırtına hırka koyan, sen acıktın, gel bir şeyler ye diye onun hipotalamusu görevini üstlenen, yani içsel sinyallerini bile ondan iyi anlama sevdasıyla hala analık yapan, koruyucu, yuvada tutucu, salmayıcı anne modeli. Şimdi Anadolu gibi topraklar böyle anacıl ilkelerin baskın olduğu yerler. En büyük işareti de nedir biliyorsun? Biraz kuantum sıçraması yapacağım ama üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede denizcilik olmamasının sebebi tam olarak budur. Anacıl ilkenin hakim olduğu topluluklar denize açılamazlar, yapamazlar. Denize açılmak özgür toplumların işidir. Daha bireyselleşmiş, daha ufukların ötesine gözünü dikmiş ergenlerin işidir denizlere açılmak. Portekiz gibi küçücük ülkenin gidip de Amerikaları bilmem neleri keşfediyor olması o dönemde, o dönemin zihinsel yapısıyla doğrudan ilgilidir. Yani sömürgecilik falan filan aynı mantığa dayanır gene. Şimdi bunlar tabii ki sonuçları iyi olmuş örnekler değil ama insanın iki ucu arasına dikkat çekmeye çalışıyorum. Şimdi biz rahat ve konfor aileden has bir yerde bulunmaz. Yani en güzeli orasıdır. Ana kucağı diye bir şey var ya inşallah. Ya anneniz hayattaysa mesela çok şanslısınız. Yani bir şekilde gidip ana kucağına sığınmak kadar rahat bir şey yoktur. Ama keşif ve olma dediğimiz sürece insanın olma mücadelesi o sıcaklığı terk edip dikenli yollara İşte adım atmaya başlamasıyla ancak mümkün oluyor. Riske girmesiyle rahatını bozup riskleri göze alarak bir hedefe doğru ilerlemesinde yatıyor aslında. Şimdi bu ifrat ve tefrit arasında bir seçim yapmak zorunda değiliz. Arada çok geniş, karnı geniş bir alan var. O alan aslında bizim kültürümüzde güzel resmedilmiş diyeyim. Mesela yiğitlik kavramı var bizde. Mesela bir yiğit var. Yiğit nedir? Cengaverdir değil mi? Gözünü budaktan sakınmaz. Cesurdur ama sıla-i rahim yapar. Anasını, atasını, yurdunu unutmaz. Yani orada da bir bağlantısı vardır ama gider gerek cenk eder, gerek girişim yapar, gerek dünyayı imar eder ama sonra döner anasına, atasına falan böyle bir saygı gösterir. Şimdi bu zaten kültürel olarak kodlanmış faydalı davranış modellerini de kapsayan geniş bir resim. Böyle bir resmi biz yaşayamıyoruz. Yani bir şekilde kolay konforlu uçlardan herhangi birine savruluyoruz. İkisi de konforludur bu arada, dikkat ediniz. Eğer zengin gelişmiş bir ülkedeyseniz
sosyal haklarınız, adaletiniz, bilmem neniz devlet tarafından güvence altındaysa bireyselleşmeniz çok doğaldır. Çünkü zaten haklarınız korunmaktadır, maaşınızı almaktasınızdır, yarınınızdan ekonomik olarak en azından eminsinizdir. Tıngır mıngır işler, işte sağlık güvenceniz falan da vardır. Ama işleyen büyük bir sistem varsa o sistemle örgütlenirsin. Aynen. Aile gibi örgütlenmelere ihtiyaç kalmaz. Evet. Aynen ve insanın özellikle bu bencil ve lezzetçi, hazcı tarafı da bunu zaten besler. Der ki ulan işte ben 18'e gireyim, gideyim acık hayatımı yaşayayım, bir daha mı genç olacağım falan. O dürtülerle de beraber bireysel yaşam tıngır mıngır gider. Ama ben mesela Danimarka'da kaldığım süre içerisinde, 3-5 ay Danimarka'da kalmıştım 1998'de. İşte kaldığım yer yaşlı bakım eviydi eski ve bir bloğu yaşlıları hala misafir ediyordu. Kimsesiz yaşlılar bunlar. Böyle bahçede falan sık sık rastlıyorduk girip çıkarken bu insanlara. Çok korkunç bir moral bozukluğu ve çöküntü çarptı gözüme. Acaba dedim ben mi abartıyorum? Yanında çalıştığım sinir bilimci profesöre, ki kendisi aynı zamanda geriatri hastanesiyle de beraber çalışıyor yani yaşlar üzerine. Dedim ya sizin yaşların pek yüzü gülmüyor. Bu normal mi falan böyle gibi. Kadın gerçekten belirgin bir korku ve endişe ifadesiyle bana bakarak kendisi içinde mukadder olduğunu düşündüğü bir geleceğin resmini çizdi bana. Dedi ki kendisi 50 yaşlarındaydı o zaman. Dedi ki yani bizim ülkede de gençlere göredir. Yaşlılara göre değildir dedi. Orta yaşına kadar burada harika yaşarsın ama ondan sonra tek başınasın dedi. Mesela babası vardı. Daha sonra vefat etmiş haberini aldım. Bizimle aynı laboratuvarda çalışıyordu. Bente Peckinberg'in babası Henning Peckinberg. 74 yaşındaydı benimle beraber çalışırken. Biz beraber işte Paganini falan dinleyip sohbet ederdik. Bir ara adam artık samimi olunca dedim ki abi 74 yaşındasın gözünü seveyim. Ne hala mikroskopta hücre sayıyorsun? Dedi ki ben bunu yapmazsam ölmekten başka şansım yok. Başka dedi yaşayamam ben dedi yani mümkün değil. Çünkü dışarıda yaşlılar için bir hayat yok. No country for old men var ya. Yaşlı adamlara yer yok. Tam öyle bir şey. Neden? Bireyselleşmenin sonucu bu. Bizim burada da yani tohuma kaçana kadar anasının dizinin dibinde oturan, maaşlı SSK'lı işten bir ev alıp da başını sokacak bir çatı oluşturmak dışında hayatta bir büyük hedefi olmayan da bir sürü insan yetiştiriyoruz. Bu da işte tefrit ucu. Yani biri ifrat biri tefrit. Arasında bir şeyler yapacaksak şimdi onu görmenin güzel bir zamanı gibi. Yani çünkü alternatifleri düşünebileceğimiz zamanlar kaos zamanlarıdır. Şimdi bir bakalım ilişkilere. Yani biz hangi taraftayız? Yalnız olanlar yalnızlıklarını düşünsünler. Mesela ben şimdi onun üzerine düşünüyorum. Aile içinde olanlar ailelerini düşünsünler. Onunla ilgili ne yapabilirler? Mesela ben çocuklarımı sık sık işte Ankara'ya ya da işte bir tanesi Çanakkale'de okuyor. İşte gidip görmeye çalışıyorum ama bazı haftalar mesela olmuyordu, işimiz oluyordu, gidemiyorduk 3-5 hafta. Şimdi 2 aydır görmüyorum onları. Allah'tan dijital teknoloji var. Ha şimdi bir daha yollar açılırsa daha akıllı davranacağım ben. Daha sık yapacağım bunu. Çünkü bir ihtiyaçmış, gidemeyince fark ediyorsun. Şimdi bu farkındalık sonradan bir davranış değişikliğine dönüşüyorsa Allah kabul etsin, süper bir şey olur. Ama umudum az. Yani biz normale dönünce onu da kendimize benzeteceğiz. Ya bence, ya bendeki genel duygu bu ilişkiler açısından. Yani bazen işte bir yöntem bulmak gerekiyor konuya bakmak için. Benim bulduğum yöntem ya da benim geliştirdiğim yöntem. Ya aslında ne kadar güzel ilişkilere sahipmişiz duygusunu hatırlama için iyi bir yöntem olabilir. Tüm ilişkileri tekrar okuma için. Yani hani ben sıklıkla söylüyorum, telefon rehberinizi sırayla arayın. Mesela bir sürü insan size aslında iyilik yapmış zamanında, geçtiğim 10 yıl önce, 5 yıl önce. Bir fırsat bulup ona geri dönememişsin. Ya şimdi fırsatı işte. Yani hani onun değerini bil. Ya da ya ne mutlu ki evde birileriyle beraber olabiliyorsun. Çünkü yalnız bu süreci geçiriyor olmak, evde birileriyle beraber geçiriyor olmaya oranla çok daha ızdıraplı bence. Ya da yani çok daha melodramik, hani öyle söyleyeyim bir şeyi. Ve o yüzden evde birilerinin oluyor olmasını ya da birlikte vakit geçiriyor olmayı birazcık kutsamak gerekiyor. Ya da işte değerini bilme, tadını çıkartma, anlamlandırmak gerekiyor. Elbette bu evde birileriyle 24 saati geçiriyor olma bir sürtünme yaratıyor. Yani bir yanma hissi, koridorda birbirini görünce sıkılma hali falan, yani kim olursa olsun kendi çocuğuna bile. Yani bu duyguyu da anlayabiliyorum ama eğer bu, yani hani buna şükretme halini zeminde tutarak, yöntem olarak tutarak bakınca bu daha yönetilir bir şeymiş gibi geliyor bana ilişkiler açısından. Eğer hani o modern dünyanın klasik kalıplarına düşer de bu kadar çok görmek, bu kadar bilmem ne falan falana düşerse tamam, orası küçük çatışmalar zaten oluşturuyor da sonucu yok. Orası güzel bir şey üretmiyor. Bak dilimize bak. Ya mesela bunları konuşurken mesela artık çok fazla birlikteyiz. Neye göre?
mesela daha az birlikte neye göre? Şimdi kafamızda demek ki referanslar var. Yani belli bazı skala ne denir ona? İşte set pointler var, karar noktaları var. Ondan çok ya da az diye konuşuyoruz. Normali ne bunun? Yani referans noktası doğru mu acaba benim ezberlediğim şey? İşte biraz önce dediğim gibi şimdi çoğu ailenin gördüğü şey bana gelenlerden biliyorum. Abi biz birbirimize tahammül ediyormuşuz, beraber yaşamıyormuşuz yani. Aslında duyduğum o bana söylediklerinden. E şimdi demek ki eski normalde bir sıkıntı varmış. Onu tekrar bir normalize edelim. İnsanın fabrika ayarları tarafından belirlenmiş default, o varsayılan ayarlar insan toplumunun belki günde 3-5 saat, o da rutin olarak değil yani haftanın birkaç günü günde 3-5 saat çalıştığı, geri kalanında birlikte var olma yolculuğunu paylaştığı komünitelerde, birlikteliklerde şekillenmiş. Ve bizler şimdi beraber nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz. Mesela bireyselleşme niye böyle Batı toplumunda yalnızlaşmaya kadar gidiyor? Çünkü bilmediğin şeyden kaçıyorsun. Yani diğer insanlarla nasıl ilişki kuracağını bilmezsen ne yapacaksın? Öbür taraftan da atavi korku, yalnız kalma korkusunu, aileyle, yakınlarla, hep bildiğin insanlarla iç içe olarak devamlı uyuşturma ya da izale etme yoluna gittiğinde de bu sefer ben olamıyorsun. Yani bir şey ortaya koyamıyorsun. Ve ömrünü geçiştirmek gibi bir maalesef işte 40 katır mı 40 satır mı gibi bir şey oldu bu. İki seçenekten biri arasında sıkışıyorsun. Halbuki insanın seçenekleri daha çok. Yani bir tek, yani hep seninle de konuşuyoruz ya. İnsanın fabrika ayarları fikrini ilginç yapan şey bu. Hatırlaması çok kolay bir şey. Yani çünkü duygusal olarak içimizde hep bir karşılığı var. Şimdiye kadar çok farklı konuları çok farklı gruplara, yaşlara, insanlara anlattım. Hele hele bu ilişkiler, işte benim hep gösterdiğim o anne bebek videoları, gelişimden itibaren çevremizden nasıl etkilendiğimiz falan meselelerinin tınlamadığı, hatta bazı yerlerde öyle banko videolarım var ki bilirim bunu gösterdiğim zaman salonun yarısının gözü dolacak net. Ve hep oluyor bu. Çünkü duygusal sistem biliyor. Bilişimizin tekrar ikna edilmesi gerekiyor. Çünkü biliş kaymış vaziyette. Biliş ezberlerle, sahte referans noktalarıyla çalışmaya çalışıyor. Bu da böyle bir kriz geldiğinde bize kardeş ezberlerde bir sorun var. Bak ona göre tekrar bakalım diyor. Hayatta tercihlerimiz var. Bunların hepsi kişisel ihtiyaçlarımıza, parmak izi gibi belirsiz geçmişlerimize ve tasavvurlarımıza dayalı. Hiçbir modeli kimseye dayatamayız. Mesela ben sana işte arada bir esprisini yapıyor. Hadi Mustafa artık evlen barklan çoluk çocuk sahibi olma falan zamanı falan filan diye esprisini yapıyoruz. Böyle bir standart formül yok. Yani bazı insan yalnız yaşayacak ama bu insanın yalnız yaşayabilmesi toplumsal bir varlık olan insan toplumunun desteğiyle mümkün olacak. Bu da bir toplumsal destek gerektiriyor. Yani ben şu anda mesela bir başıma bir şey yapıyorum. Senin gibi böyle dostlarım, işte beraber çalıştığım insanlar, yakın ilişkide bulunduğum insanlar tabii ki var. Ama mesela bildiğimiz standart aile formatının biraz dışında bir versiyon benimsedim. Ve bu versiyon çalışıyor. Yani aa bu niye böyle yaptı, bu niye böyle davranıyor diyeceğimiz, herkesin aynı standartlara gireceği bir ilişki kalıbı ya da örüntüsünden bahsedemeyiz. Böyle bir şey yok. Ama şu var, duygusal olarak verilen mesajları okumayı ihmal etmeyin. Yani bütün gün evde oturduğunuzda birileriyle sıkılıyorsanız ya da bütün gün evde oturduğunuzda yalnızlıktan sıkılıyorsanız o duygusal mesaj size bir şey anlatıyor sizinle ilgili. Muhtemelen siz ezberlediğiniz şey değilsiniz. Onu değiştirmek lazım. Benim kendime çıkarttığım ders kabaca bu. Evet, normal artık değişti. Normal diye bir stabil geri dönüşlü bir şey yok. Yani anormal diye kabul ettiğimiz bu hal artık normal. Mecburi. bir de şey diye söylemek de bana eğlenceli geliyor. Yani herkes senin gibi abi. Hani sen şimdi geriliyorsun, sıkılıyorsun ya da bir şey yapıyorsun ama herkes senin gibi. O sıkıldığını söylediğin kadın ya da adam ya da çocuk da seninle ilgili aynı duyguyu taşıyor. Başka bir tolerasyon bulmaya ihtiyaç var. Başka bir biçimde bakmaya ihtiyaç var. O kadar da delikanlı değilsin yani. Hayat senin çevrende o kadar da merkezi dönmüyor. Hani kimlerle paylaşıyorsan onlar da seninle ilgili aynı şeyi, aynı duyguyu paylaşıyorlar. Aynı problemi paylaşıyorlar tüm dünya olarak. Ne kadar nadir bir durum bu arada. Dün bir anekdot oldu. Hemen paylaşayım mı kısaca? İlk Ramazan'ın ilk günüydü ve evde ilk tek başıma iftar yaptım. İlk kez tek başıma iftar yapmıyorum. Burada çok tek başıma ben iftar yaptım ama şimdi istesen de mesela bir başkasına iftara misafirliğe gidemediğin ilk tecrübemdi bu. İşte yiyecek bir şeyler yaptım. Fena da yapmadım vallahi, iyi oldu ortam. Yaptım sofrayı güzel.
Ne yaptım? Abi özel bir makarnam var benim. Onu ve köfte yaptım söylemesi ayıp. Bir tarhana çorbası yaptım ve bir de galiba bir leğen kadar salata yaptım. Çoğunla yedim zaten. Şu özel makarnam neymiş onu da bir söyle bakalım. Özel makarnam abi önce soğan dışında bir sürü hani o yağda kavrulan malzeme vardır ya onları kavurup bir dip sos yaptım. Sonra makarnayı onun üzerinde haşladığım bir sistem var. Bazısına tadı biraz tuhaf geliyor ama ben seviyorum. Böyle bol baharatlı ve yoğun bir şey oluyor. Bir de makarnayı çok pişiririm ben. Dolayısıyla öyle bir yemek hazırlamıştım. Dedim ki ulan şimdi bak istesem de bir başkasına iftara gidemiyorum. Yani diğer insanlarla istesem de beraber olamıyorum. Ama o sırada bir şey oldu. Twitter'a da yazmıştım hemen arkasına. Öyle bir an ki o. Mesela bu ritüeller işte toplum bir adıtından bu ritüeller önemli. Öyle bir saatte yemeğe oturuyorsun ki yalnız kalman mümkün değil. Tek başına olsan bile bir sürü insan aynı saatte zaman dilimlerine bağlı olarak seninle beraber bir şeye iştirak ediyor. İşte toplu davranışın bizi var kılan tarafı bu. Biz mesela en temelinde bir tanrı inancı, bir Allah inancı bile buraya dayanır. Yalnızlık çekilebilir bir şey değil. En azından şu evrenin içerisinde bir şeyin parçası olma hissi bir insan için çok iyi gelen bir şeydir. Neye ne kadar ait olduğumuza bir dikkat edelim. Yani o his bazen görünmeyebilir ama sonrasında çok faizle geri ister kendisine yatırılması gereken. Hadi bakalım. Senle bir de zaten ateizm konuşacaktık. Bak sözüm var. Oraya doğru da gider bu iş. Konuşacağız. Tamam. İşin o tarafında bir çekiştirelim. Azıcık. Aynen öyle. Şey yapalım.